Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Habere göre Türkoğlu'nun Amerika'da yüklü miktarda bulunan parasını Türkiye'ye getirmesi istenildiği, reddedince de odasının boşaltıldığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan istifasının istenildiği iddia edildi. Sosyal medyada da geniş yer bulan haber sonrası Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkoğlu şunları söyledi. Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Türk Basketbolu'na hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin kalitesiz, derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Hidayet Türkoğlu hakkındaki iddialar ve yaptığı açıklamasıyla gündem oldu. Peki, Hidayet Türkoğlu kimdir? Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde Yugoslav göçmeni bir çiftin ikinci çocuğu olarak İstanbul'un Bayrampaşa semtinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde geçirdi. İlkokulu Bayrampaşa Yıldırım İlköğretim Okulu'nda okudu ve basketbola başlamadan önce bir süre simitçilik yaptı. Bayrampaşa İlköğretim Okulu'nda öğrenci olduğu yıllarda basketbolla tanıştı. O yıllarda abisinin basketbol antrenmanlarına giderdi. Takım antrenörleri onun uzun boyu nedeniyle okul takımını alırlar. Daha sonra basketboldaki başarısı sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji'nden burs kazanır. 15 yaşına kadar Özel Çavuşoğlu Koleji'nin hem okul hem de kulüp takımında basketbol oynamayı sürdürdü. Takımda oynarken Özel Çavuşoğlu Koleji'nde eğitimine devam etti. Bu dönemde okul takımıyla ortaokullar arası Türkiye şampiyonluğu, liseler arası Türkiye şampiyonluğu, liseler arası dünya şampiyonluğu ve ikinciliği gibi birçok başarı elde ettiler. Başarılı performansı sayesinde 1995-96 sezonunda 16 yaşındayken Efes Pilsen'le sözleşme imzaladı. Efes Pilsen'de geçirdiği 4 başarılı yılda Hidayet 50 Euroleague maçında 8.4 sayı, 3.5 rebound ve 1.7 asist ortalaması elde etti. 2000 yılı Euroleague'de Final Four'a kaldıkları turnuvada oynadıkları 22 maçta 13.6 sayı, 4.6 rebound ve 2.7 asist ortalamasıyla oynadı ve en iyi ilk 5'e seçildi. 2000 sezonunda NBA draftlarına giren Hidayet Türkoğlu, Sacramento Kings tarafından 1. tur 16. sıradan draft edilir. NBA'deki ilk sezonunda yılın en iyi 6. çaylağı seçilir. 2001-2002 sezonunda konferans finali oynayan kadroda yer aldı. 2003-2004 sezonunda takas sonucu son NBA şampiyonu San Antonio Spurs'e transfer olmuştur. San Antonio Spurs'de konferans yarı finalinde Lakers'a elendikten sonra 2004-2005 sezonunda Orlando Magic'e transfer olmuştur. Orlando Magic'te geçirdiği 5 sezonda NBA finali oynama başarısı gösteren Hidayet, 2008-2009 sezonunda Doğu Konferansı şampiyonluğu yaşamıştır. 2009-2010 sezonunda Toronto Raptors'a, bir sezon sonra Phoenix Suns'a transfer olan Hidayet, iki takımda da etkili performans gösteremeyince eski takımı Orlando Magic'e geri döner. İkinci Magic döneminde 13 Aralık 2013 tarihinde kanında doping maddesine rastlanmasından dolayı 20 maç ceza almıştır. 3 Ocak 2014 tarihinde sözleşmesi takım tarafından feshedilmiştir. Cezasını tamamladıktan sonra kısa bir süre Los Angeles Clippers forması da giymiştir. Milli takım formasını 1999 yılında sırtına geçiren Hidayet Türkoğlu, milli formayla 2010'da dünya ikinciliği, 2001'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine ikincilik elde etmiştir. Hidayet Türkoğlu şu anda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapmaktadır. Hidayet Türkoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.